Siyonist Yahudilerin en çok başvurduğu şey yalan, aldatmaca. En korktuğu şey ise dünya halklarının doğrulara ulaşarak uyanması, tepki vermesi. O yüzden ellerinden gelen şerefsizliği yapmaktan çekinmiyorlar. Resmi hesaplarından bile utanmadan yalan paylaşıyorlar. Böyle yüzsüz bir örgüt görülmemiştir, dünyada, yeryüzünde gelmemiştir. Bunlara devlet demiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar eşkıya. Amerika'nın beslediği eşkıyalar bunlar. Son olarak yalanlarının ifşalandığı ve gerçeklerin yayıldığı X platformunun sahibi Elon Musk'ı da yanlarına çekmeye çalıştılar. Çok baskı yapmış olacaklar ki İsrail'e kadar gitmiş. Pek umursuyor gözükmüyordu ama belli olmaz. Bu ziyaretten sonra bir sözü vardı. Çok büyük bir gerçeği gözler önüne seriyor. Neydi o söz? Dedi ki, İnsanların öldürüldüğü yerleri görmek, İsrail'i kastediyor, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Bence Gazze ile ilgili 3 şey var diyor. Hamas'ı kastederek sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler. İsrail'in istediği açıklamaları yapıyor. Sonra da diyor ki ve ikinci şey de Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin. Bakın ne diyor? Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin. Çocukların eline silah verenler Siyonist Yahudiler. Kendilerinden başkasının ölümü hak ettiğini ya da köle olarak yaşaması gerektiğini savunanlar Siyonist Yahudiler. Bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin binlerce katledenler Siyonist Yahudiler. Ama eğitimin Gazze'de değiştirilmesi lazım diyor. Niye? Orada kendi toprağı, dini, vatanı için mücadele eden insanları katiller olarak nitelendiriyor. Ve böyle vatan, millet, din için savaşanların yetişmemesi için eğitimin değiştirilmesi lazım. Yani onlara öyle bir eğitim verilmeli ki karşı koyma refleksleri ellerinden alınmalı. Teslimiyetçi, satın alınabilir, işgale karşı koymayan bir topluluk olsun. Ne gibi? El Fetih gibi. Ramallah'ta hüküm süren El Fetih gibi. Bu aslında çok büyük bir ders. Bugün Türkiye'deki gençliğin neden bu halde olduğunu anlatan bir cümle. Vatansever bir genç neden Filistin'den bana ne diyebilir? Ateist bile olsa, Türkiye'de yaşıyorsa bu işin ucunun Türkiye'ye dayanacağını bilmiyor mu? Bilmiyor olabilir, çünkü eğitim sistemimiz bunu öğretmiyor. Bilse de umursamıyor olabilir. Çünkü eğitim sistemimiz bunun şuurunu vermiyor. Yetişen gençliği hep birlikte görüyoruz. Kendi insanına, örf ve adetlerine, dinine bile yabancı olan bir nesil yetişiyor. Biz yüzyıllarca Batı'yla savaşmışız ama yetişen nesil Batı hayranı. Bu memleketin insanını ve yaptığı güzel işleri beğenmeyen ama Batı'dan bir şey görse hayranlıktan ölen, anlata anlata bitiremeyen, ahlaksızlıkta onlar gibi olmaya çalışan, özenti tipler yetişiyor. Batı ülkemizi işgal etse evini açacak, ben de sizdenim diyecek bir yığın var. Bu Türkiye'deki eğitim sistemi sayesinde. Batı'nın kanlı sömürü tarihini öğretmiyor ki. Bak, Filistin'de masum bebekler ölüyor. Bu zulme ortak olma, boykot yap diyorsun. Daha fazla oradan yiyip içeceğim diyor. Bu gençlik vicdanını nasıl kaybetmiş? İnsanlıktan nasıl çıkmış? İşte arkadaşlar, sorun temelde yatıyor. Eğitim sistemi. Türkiye'nin eğitim sistemi milli ve yerli bir eğitim sistemi değildir. Ve maalesef iktidar 20 yılda eğitimin iyileştirilmesi için hiçbir adım atamamıştır. Şimdi Türkiye yüzyılı diyorlar. Nasıl giriyorsun bu yüzyıla? Bitik bir gençlikle. Halbuki her konuda mükemmel yetiştirilmiş, ahlaklı, kültürlü, donanımlı bir gençlikle girilebilirdi. 20 yılda bir nesil yetişti. 20 yıl önce doğanlar şimdi kocaman gençler ve oy kullanıyorlar. Bu bizim kanayan yaramızdır ve en çok bunun gündem yapılması lazım aslında. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de 1947'de Amerika ile eğitim protokolü imzalanmış. Milli eğitime Amerika müdahil olmuş, müfredatı onlar belirliyorlarmış. Ben o anlaşmaya baktım. Orada karşılıklı öğrenci mübadelesinden bahsediyor. Böyle bir ayrıntı görmedim. Gerçekten öyle mi? Söylenildiği gibi mi? Bilenler yorum kısmına yazsın arkadaşlar. Ama diyelim ki öyle. Bu anlaşma bu protokol, yani her neyse, iptal edilemez mi? Ne olacak yani iptal edersek? Amerika'ya Türkiye'yi işgal etme izni mi vermiş oluyoruz? Böyle bir sonucu mu var bu işin? Zannetmiyorum, böyle bir saçmalık olabilir mi? O halde bu bir mazeret olmamalı. Yerli ve milli, gücünü köklerinden alan, tarihini dosdoğru anlatan, dostunu düşmanını iyi belleten, genel kültürle doldurulmuş, ahlak ve maneviyatla çevrilmiş kaliteli bir eğitim sistemine ihtiyaç var ve bunun için çok geç kalındı. Olan neslimize oldu. Türlü türlü Kemalist, ateist, ne olduğunu tanımlayamayan, kime benzemeye çalıştığını bilmeyen, şaşkın, ailesiyle bağını koparmış, evde anne babasının yanına girmeyen, onlarla aynı muhabbet ortamını paylaşmayan, ülkesinin menfaatine dair bir planı olmayan, 25 yaşında oturmuş bir düzene sahip olmak isteyen, böyle hazırcı, keyif ehli bir nesil. Ahlak ve maneviyat dediğiniz şeyi zaten bulamıyorsunuz. Gidin bir lise yakınlarındaki kafeye oturun, kendi gözlerinizle görün. Kulaklarınız neler duyar neler. Dersiniz ki bunlar nerede yaşıyor, ne yaşıyor? Hasılı kelam, kafirler eğitim sisteminin önemini biliyor ama biz maalesef bilemedik arkadaşlar. Allahu Teala bizi uyandırsın ve bir an önce böyle bir eğitim sistemine kavuşmayı bu millete nasip eylesin.